NBA finaller geldi. Miami Heat, Los Angeles Lakers. Bence çok süper bir final izleyeceğiz. Bomba gibi bir final olacak. Bu videoda hemen e, başlamadan önce şunları belirteyim. Final analizini sona bırakacağım. Önce Boston Celtics, Miami Heat eşleşmesinin detaylarına bir bakacağız. Nasıl geçti, neler oldu, neler olabilir, neler olamadı. Onları bir konuşacağız. Üzerinde Los Angeles Lakers, Denver Nuggets konuşacağız. En sonunda da Miami Heat ile Lakers arasında ne olur, kim kimi döver, kim kimi tokatlar kim kime çelme takar sürprizler olur mu ne olur ne olmaz hepsine bakacağız. Hızlıca başlayalım. Bastın Miami serisiyle. Aslında bastı Miami serisi ya şunu söyleyeyim. Playofflar genelindeki tahminlerde doğu tarafında gerçekten de hani yakından takip edildiğinde çok da yanıltan, çok şaşırtan çok büyük değişkenler olmadı. Sadece bu serinin bana hani daha 4-3'e dayanacağını düşündüm. Aslında çok da kafa kafaya bir seri, orada, seri oldu. Yani başa dönersek ilk maç zaten uzatmaya gitti. Son topa kaldı. Normal süre orada işte birazdan bahsedeceğiz. Tatum'un tercihinden dolayı maç uzadı. Sonra Tatum'un ikinci tercihinden dolayı Miami maç aldı. İkinci maç yine keza öyle bastın çok farkı açtı. Daha sonra Miami'nin geriden gelip yine kazandığı maç oldu. Yani hep aslında kafa kafaya giden eee Boston buradan iki maç çıkardı. Sadece son maçta 6. maçta o son feraket bir 4 dakikalık bir periyot var Boston için. Onun dışında hep böyle gel git gellerin get, get, olduğu biraz böyle takımların devamlı savunmada farklı şeyler denemek zorunda kaldı ki işte Miami Zone'u o Miami Zone'u çok farklı falan gibi düşünse de sezonda da yapıyordu bunu Miami. Onu da Lakers serisinde bahsedeceğim. Lakers'a karşı sezonda oynadıkları maçlar üzerinden. Peki ne oldu da hani Boston aslında bu kadar geride kaldı. Daha da zorlayıp bu seri alamaz mıydı? Aslında alabilirdi ama Boston'da ilk gözüme çarpan benim şu oldu. Yani Brad Stevens dahil diğer bütün oyuncular. Tabii ki hani bir yorgunluk, fiziksel durum vesaire bunlar olabilir. Bunları bir kenara atalım ama hepsinin gerçek bir final paniği vardı. Yani biz buradayız ama şimdi ne yapacağız? Şimdi tabii daha önceden de Bastım buralara geldi, yarı final delendi, finale geldi vesaire ama hep buralara geldiğinde şunları yaşıyordu. Ya yani çok iddialı değiliz bir şekilde geldik. Oldu gitti yere kadar. Ya da işte sezonda çok iyiydik. ilk turda e, yapar mıyız derken karşılığına LeBron James geliyordu. Zaten işte Isaiah Thomas'ı dönem onlar için playofflara zaten tatsızdı. Hep böyle bir şekilde o paniği yaşayabilecekleri bir mental sürece girmiyorlardı. Burada ilk kez girdiler. Aslında bu Toronto 3. maçıyla beraber başladı. Yani Toronto'ya kaybettikleri seri 3-0 olabilecekken serinin bir anda çok zora girmesine dolan. ve bence o panik bu serinin 6. maçına kadar taşındı. Yani biz öndeyiz, iyi gidiyoruz ama bir hata yaparsak her şey gider korkusunu bir şekilde atamadılar. Brestons da bunu atamadı ilginç bir şekilde. Ve sonuçta bu buraya geldi konu. Bunu biraz bekliyordum açıkçası. Bu mental konuyu çözemeyecekleri Birazcık korkutuyordu beni de. Özellikle ikinci maçtan sonra işte soyunma odasında çıkan o tartışma konusu. Smart'ın e, Jalen Brown'a bağırması e, konusu vesaire. Daha sonra Boston bunun üzerine olan maçı kazandı. Biraz aslında Smart'ı ben orada anlayabildim ya da işte zaten sonrasında Breストン Smart'ı e, Jaylen'ı, Tatum'ı, Campbell bir toplantı da yapmış. Bu normal aslında orada Smart'ın işte ayağa kaldırması sonraki maçta Jalen Brown'un çok iyi oynaması vesaire. Aslında seriyi bir an böyle değiştirebilecek mi dedik ama esas konu saha içinde o e, konsantrasyonun gittiği anlarda tekrar sakinliği yakalayabilmek. İşte burada birazcık suçu Kemba'ya atabiliriz. Aslında suçu atmak da demeyelim de Kemba'nın yeterli sorumluluğu alamaması diyelim. Bu sorumluluk da top kullanmak değildi aslında bu sorumluluk. İşte Bucks Miami serisinin ilk maçını düşünelim. İlk maç çok kritik anlar. Oyun Bucks'a gidebilir, Miami'ye gelebilir. Birinin kontrolü ele alması lazım. Butler bütün pozisyonları saniye saniye artık o son 2-3 dakikada düşünerek, rakibe bakarak, koçta bakarak, her şeyi saniye saniye planlayarak o ilk kritik maçı öyle almışlardı. Burada da öyle oldu. Yani Butler çok kritik 2-3 top tercihiyle bir basket, Tatum üzerinden çok kritik bir basket faali vardı. Maçı Miami için tuttu sonunda da aldı. İşte burada bu anlarda işte Kemba ile başlayan yani Kemba'nın belki de bu Charlotte'tan kalan alışkanlığı bilemiyorum. Yani orada evet daha fazla ya pozisyonum buluyorum atıyorum zaten hani ritim tempo bulursak hızlı oynayabiliyoruz. Olmadı yarı sahada ben kafama göre takılıyorum mentalitesinden pek çıkamadı. Ama bu sadece şey olarak değil yani şunu yanlış anlamayın top kullanmak kötü tercih bunlar zaten olabilir her oyuncunun başına gelir ama genel olarak oyunun o boğulma anlarında tıkanma anlarında o zekayı o sakinliği ya arkadaşlar bir duruyoruzu Kemba yapamadı Kemba yapamayınca smart bunu aslında Toronto serisinde biraz daha yapmaya çalıştı. Philadelphia serisinde de o biraz daha öne çıktı. Hep gördük. Hep hatta şu hareketi yaptığını hatırlarsınız. E, tabii ki, olay hareketi yapmak değil. Olay mental olarak sahada o güveni hissettirmek. Şimdi Smart bu playoffları çok iyi oynadı ama Smart da Kemba bunu yapamayıp bu yükü almaya çalıştığında savunma görevlerini unutmaya başladı. Yani hücumda bir daha çok sorumluluk alacağım işte takımın mental gücünü ben oluşturacağım ben atacağım ben tutacağım yenilmediğimizi kopmadığımızı göstereceğim havasına girdiği anda da savunma ritmini kaybetti. Oradaki konsantrasyonunu kaybetti. İkisini bir araya getiremedi. Ve özellikle de yani bütün arameti farikası Boston'ın savunmayken sezon boyunca da buraya gelirken de Miami'ye karşı çok kötü bir sonuç aldılar. Yani Philadelphia'yı 99-100 sayılar tutup elediler. Toronto'yu 99-100 ortalamaları tutup elediler. Miami'den 112-113 sayı ortalama sayı yediler seri boyunca 6 maçta. Ya yani Bu aslında işin kötü gittiği ana noktaydı. Ve bunun başlangıç noktası da o hücumdaki panikle beraber ki yani Miami'nin de tam tersi olarak hücumda çok zorlandığı anları gördük. Yani Boston fark 15 16 17 sayılara çıkardı. Oralarda böyle tıkandıklarında bazen Dragic o tıkanıklığı açtı. Bazen işte çıktı. Butler çözdü, Adebayo geldi. Ya bunu bir şekilde daha bireyselle yıkmaya çalıştılar ama bireyselle yıkarken de Miami şunu unutmadı. Ya biz sakin kalırsak işte Denver da bunu yapıyordu. Sakin kalırsak oyun bize gelebilir. Biz oyunumuza tutunalım. Topsuz oyunları unutmayalım. Sadece birebir de çözemeyiz bunu. Takım olmayı unutmayalım ki bu Spoelstra'nın özellikle de bütün o devre arası konuşmaları, mola arası konuşmalarında çok bahsettiği bir şeydi. Takım olarak hareket etmeyi, tempo hareket etmeyi artı olarak da faallere ne olursa olsun dikkat etmeyi her zaman vurguladı. Rebound konusunu vurguladı. Ama failler ekstra önemliydi çünkü yine bu playofflarda e, birazcık kritik oyuncuları faal probleme giren takımlar ki alternatifi de az olan takımlarda bu daha çok göze battı. Hemen yıkıldılar. İşte Denver ilk maçı böyle kaybetti ki onu da birazdan konuşacağız. İşte Boston buralarda panik a, ba, hücumda panik butonuna bastı. Şutlar girmemeye başladı. Kaçmaya başladı. İşte Jalen Brown ritim bulamadı. Tatum ilk yarıları bazı maçlarda çok oynadı derken Miami yani sakince fark açılsa da Dragic de geldi, üretti. Adebayo'yu pas kanalı olarak kullandı. Butler'dan birebir yarattı. Duncan, Duncan Robinson ve Tyler O'dan çok iyi şutlar çıkardı. O da yetmedi. Üzerine gitti. Igadala'yı koydu. Igadala bir maçta çıktı. Dört üçlük attı. İşte Duncan Robinson çembere gittiği bir maç var falan. Hani böyle artık olabilecek her şeyi yarattığı gibi düşünüyoruz ama işte burada konuşuna geliyor. Hep vurguladığım konu. Her zaman Miami Sports da vurgusuyla rakibi bek okuyarak oynadı. Yani beklemek şu değil. Hadi bakalım siz bir şeyler yapın. Biz de ona göre e sıra bize gelince bir şeyler yapacağız değil. Beklemek, rakibi okumak. Yani bu o kadar önemli ki bütün şu andaki oynanan basketbolun yani pozisyonsuz oyundan işte kısa işte beşe uzun beşe bilmem nereye her yer ne oyun ne ne kasıyorsanız kasın istiyorsanız Nuh Nebi'den önce bir oyun oynayın hiç önemli değil. Ama ne olursa olsun hareketlerinizi ezbere yaparsanız artık bu işi kaybetmeniz çok daha kolay oluyor. İşte bu anlar yine Boston'ın kırılma anları oldu. Şu hataya düştüler. Evet işte biz oyunları oynuyoruz, çözüyoruz. Sıcak elimiz kim? Jalen Brown. Atıyor atıyor çok güzel. İşte orada duracağı noktayı bilemedi. Kaçırmayı ya da o ritmi kaybettiği anda artık topun dolaşımının sağlanması gerekiyordu. Yapamadılar. İşte Kemba da bu tuzağa düştü. Smart bu tuzağa çok büyük düştü. Yani Smart'ın evet Toronto maçında 4-3'lük 5-3'lük bulduğu inanılmaz seriler elini sıcak kaldı ve inanılmaz oynadığı serilerdi. Ve bunlar da sıcaklığı bozulduğu anda hemen dönmüştü. Bu sefer dönemedi. Dönemeyince hücum ritmi bozuldu. Hop Miami'ye geçiş hücumları. Burada bir kişi örnek verebilirim. Bunu çok iyi yapan iki kişi hatta Dragic Hero hatta yanına Butler yazalım bakın üç kişi oldu. Bunların hepsi belli bir ritmi bulduklarından sonra bulduktan sonra bile çok hızlı toptan vazgeçtiler. Ya Hero 37 sayı attı. Maç dışındaki maçtaki orada 21 top kullandı ama 21'de 14 attı. Yani Hero şöyle bir şey yapmadı. Ya ben çok sıcağım. 25'te 10 atayım bugün ya da oralara kadar zorlayayım. Yapamaz zaten takım kimyası da zaten Miami'nin buna izin vermiyor. İşte burada da konu çok klasik o kimya konusuna geliyor. Boston'da aslında Brad Stevens bunu bir kafa bir mentalite olarak oluşturmuştu ama sahaya etkisinde oyuncuların bu panik haline çok etki edemedi. Bu biraz sorun buna etki edecek oyuncu tecrübesi Kemba'dan ve Smart'tan oluşturmaya çalıştı. Onlar da bunu yapamadılar. İşte yani herkes durduğunda sağda bu oyun zekasını mentalitesini koruyacak kişi hep Stevens olarak kaldı ve Stevens oraya giremedi yani tabii ki bir koçun böyle sıcak anlarda oraya girmesi zordur mola kullanımıyla bunu yapması gerekir bazen hakeme bir itiraz da olabilir bir challenge hakkında olabilir birçok şey olabilir bir anlık bir tuhaf bir oyuncu değişikliği de olabilir 3-4 kişiyi birden çıkardınız... ...ya da bambaşka bir... E, ...rotasyon denemeye çalıştınız... ...ya bir, bir takımın kafasına vurma anıdır o... ...bunları çok yapamadı... E, ...o da biraz biraz panik oldu... ...diyebiliriz bazı noktalarda... ...ama tüm bunlara rağmen... ...ya da Boston hep... E, ...bir yere kadar hep o sona kadar... ...o topu götürdü... ...o maçları götürdü ve çok kısa periyotlarda kaybetti... ...bu Boston için gelecek açısından çok kritik... İşte burada... E, ...gelecekte hani... Hayward'ın durumu ne olacak? Kenardan gelmeyi kabul edecek mi, etmeyecek mi? Ee, i̇lk 5'te uyumu nasıl olacak? Kesinlikle bu arada Tyce dışında e, bir alternatif yaratmak zorundalar. Ya ikinci büyük sorunu da zaten şuydu. E, özellikle Tyce far problemine girdiğinde e, ya da işte performansı düşük kaldığında orada işte o uzun rotasyonu e, Robert Williams Enes işte e, Grant Williams buradaki dönüşüm bir türlü bir düzene giremedi ya da işte sahadaki olanlara göre doğru tepkiler zamanında gelmedi. Bunlarla ilgili sorunlar yaşadı Brestimiz. Aslında şunu iyi çözmüştü. Özellikle ikinci maçtan sonra başlayan o alan savunması yoğunluğu. Birazcık başta çözümü zor gibi gözükse de aslında alan savunması çok klasik bir alan savunması değil. Bunu hemen konusu açılmışken söyleyeyim. Oraya doğru dip oyuncuları soktuğunuzda, doğru uzun esnek oyuncuları soktuğunuzda high post low post dengesini koruduğunuzda tepeden e, tepedeki iki oyuncu 2-3 alan savunmasına tepeden deldiğiniz zaman ki bu basit bir screenle çok basit bir pick and roll oyunu da, olabilir. E, belki hatırlayanlar vardır. Basketbol 102 e, videomuz vardı eskilerden. Onu da linkini vereyim aşağıya. Orada Obradovic'in için e, bir seminerinde alan savunmasına klasik pick and nasıl hücum rahat hücum edilebileceğini anlattığı bir e, seminer videosunu izlemiştik hatta hatırlayanlar olacaktır. Bunları aslında yaptılar. Başta zorlansa da Breast'imiz bu konuyu çözdü ama işte burada hep e, yine şeyde tıkandı. Yani Bast'ın alan savunmasına karşı çok agresif olması gerekiyordu. Ve bu agresiflikle doğru drive noktalarını seçmeyi karıştırdı Bast. Yani tepeden delmekle kanattan delmek hep her zaman aynı olmuyor. Yani kanattan ya da tepeden Topsuz katlarla da delebilirsiniz. Top e, low post'a iner buradan bir pasla o gelen katı besleyip alan savunmasını delebilirsiniz. Ya da drive'la delebilirsiniz. Burada işte hep Kemba, Smart, Jalen Brown ve Tatum arasında hep e, bir doğru bir yanlış bir doğru bir yanlış tercihler oldu. Grant Williamson o backdoor'da e, ortadan topla deldiğinde basın o backdoor'da katları yapması ona çok basit e, paslar çıkardı oradan skor ettiler. Jalen Brown çok agresif oldu. Geçişte daha alan savunması oturdu, oturmadı derken çok agresif çembere gidip savunmayı dağıttı. Tyce özellikle high post'tan girip çok rahat top alıp orta mesafeleri buldu. Çok kısa bir an yaşadık. İşte burada da konu yine oyuncu yeteneğine geliyor. Houston'ın yaşadığı sorunda da bunu bahsetmiştik. Ortaya sokacağınız ve sizin klasik 5 numara gibi ya da işte bir e, pozisyonsuz oyunda 5 numaraya koyduğumuz X bir oyuncunun o bölgede şut atabiliyor olması çok önemli. Özellikle de orta mesafe tehdit olması. İşte Tice bunu bir süre yapabildi. Burada şunu gördük artık. Hani Baston'un gelecek senelerde takım olarak biraz daha kendini ileri taşımak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle burada bir alternatif yaratması lazım. Evet Tice çok iyi bir oyuncu. Çok iyi bir savunmacı ama hücum geldiğinde bu tarz sürpriz savunmalar geldiğinde yoğunluk arttığında onun şu tehdidinin ve pas yeteneğinin düşük olması işte bu sorunları yaratıyor. Üstünde de pas yeteneğine takılmıştık. Hatırlarsanız orada da e, takır ya da diğer oyuncuların oraya geçen oyuncuların çok ciddi e, bir pas yeteneği yoktu. Ya da buradaki oyuncular bunu yüklemek lazım. E, bu artık koçun durumu ya da bu oyuncuların böyle potansiyeli var mı bakacaklar. Eğer yoksa da birisinin gelmesi lazım oraya. İşte bunu da en iyi yapabilen takım Miami olduğunu söylemiştik. Çünkü Adebayo şu anda bunu tekrar tekrar söylemekten çekinmiyorum. 29 takımında isteyeceği ve herkesin o bölgeye koymak isteyeceği pas atabiliyor, topla gelebiliyor, posta oynayabiliyor, low posta oynayabiliyor, uzunu üstüne çekebiliyor vesaire vesaire. Bunları yaptığınız zaman işte sizin de alan savunmanız aslında rahatlıyor. Bunu şimdi biraz daha açmak istiyorum bu konuyu aslında alan savunması konusunu ama bunu Açmayı Lakers serisindeki analize saklayacağım. Bu seride biraz e, üstün körü geçmiş olabilirim. Sadece Boston tarafından konuştuk. Erenen takım tarafından konuştuk. Miami'nin güçlü taraflarını biraz daha Lakers kısmında konuşacağım. E, çünkü oraya da bir şeyler kalsın. Onun dışında bu seriyle ilgili e, ekleyeceğim bir şey var mı diye tekrar bakıyorum. Smart konusuna değindik. E, Tatum için bu seri. Bence artık e, onun da e, Doncic gibi işte Jokic gibi, Cemal Murray gibi oyunculara yan yana yazılacağı ve o kırılmayı yaşadığı artık e, XP'leri toplayıp skilllerini aldı ve e, bir level atladığı e, bir seviye oldu bu playofflar Tatum için de. Geçen seneye göre de ciddi bir atılım yaptı. E, Tatum'un şu an bence tek eksiği artık e, bir şu oyun zekası, oyunu kontrol etmeye takımın sayısal olarak lideri gibi bunu da söylemek. Hani bir liderlik bastığında net bir böyle... Çizilmiş bir liderlik var ama sayısal bir liderlik var... ...Tayton'da. Buna artık oyun zekasıyla biraz da oyunu yöneten... ...bir seviye çıkacak. Bu tabi olgunlukla olacak bir şey. Artık maç başlarındaki o düşük hali de... ...bastında bir tedirginlik yaratıyor açıkçası. Ondan da biraz kurtulması lazım. Yani sıfır çekerek... ...koca bir çeyrek, koca bir yarı geçirmek... ...onun için... ...çok pozitif olmuyor. Evet dönebiliyor buradan ama... ...genel takım yüzdesi, top kullanma oranları takımın hücum dengesi vesaire gibi konuları bu çok etkiliyor. Burada biraz daha belki de top yüzdesiz oynadığı anlarda top yönlendirmeye daha fazla döndüğü. Top yönlendirmede artık zorlandı basketi anlarda belki drive'a daha fazla döndü. İşte bu dengeyi hücum tehditlerini de daha iyi algılayarak yaratması gerekecek. Ama Tatum için dediğim gibi artık o yıldız seviyesi artık geldi. Onu da burada aldık. Yıldız Seves demişken zaten her sene playofflar geldiğinde şu konuşulur. Akıllara hep şunlar gelir. Bütün sezon konuşulmayan şeyler. Playofflarda akıllara gelir. Ya işte Miami'nin oyuncuların draft sıraları ne kadar düşük. Allah Allah falan. İşte sezon boyunca işte maksimum böyle oyuncuları seçip birkaçını böyle alıp içlerinde Ya işte bundan en fazla All-Star olur bir iki. Bu bir şey olur. Bunun tavanı şu kadar denilen oyuncuların patladığı. Ee, savunmanın sezon boyunca ya abi tabii işte sezon normal sezon savunma yok gibi algılanıp aslında e, dikkatli bakılında Miami gibi e, uzun vadeli plan yapan takımların sezon içindeki rakiplerine göre tahmini playoff durumlarına göre ellerindeki savunmayı opsiyonları deneyip bunlara alternatif yaratma ihtiyacını hissettikleri buldukları anladıkları anlar aslında sezonda çok kritik işte Miami'de bundan da bahsedeceğiz. Bunlar hep sezonda yani üstün körü geçirince playofflarda hatırlanıyor. Halbuki bunlar hep var. Hep orada. Ee, bir koç asla şöyle yapmaz. Ya yani biz 50 maç yatalım da 50'den sonra bakarız Brom Böyle böyle, bir şey yok. Ee, ve şu da bitiyor ya ona da çok seviyorum. İşte şu koç takımı, bu oyuncu takımı, şu bilmem ne takımı, bu işte ikisinin takımı, bu yayının takımı o da bitiyor. Yani artık burada ne Lakers'ın ne Miami'nin ne Boston'ın birinin çıkıp da bakın tek başına 48 dakikada bir şeyleri değiştirmesi çok zor. Ya bugün LeBron James'e aman Allah korusun bir şey olsa ya da Davis'e bir şey olsak yani Davis Brain'i burktu Denver serisinde herkes panik oldu. Kesinlikle istemezdim bir şey olması zaten alttan bir şey olmadı. Diğer tarafta bugün Butler'a bir şey olsa Miami bu sahadaki sakinliğini koruyabilir mi? Dragic'e bir şey olsa o bütün hücum hareketlerini sağlayan o çok kritik dördüncü maçta o el üstü şutları sokup seri 3-1'e getiren inanılmaz zor şutları bulup e, takım en yavaşladığı anda bütün takım ritmini sağlayan o Dragic'e bir şey olsa 35 yaşındaki Dragic'e bir şey olsa Miami o sinerjiyi bulabilir mi? Çok zor. İşte bunlar artık e, koçun, takımın, herkesin bir araya olduğu, bütünleştiği ve e, esneyerek, genişleyerek, daralarak Gerekirse iyice sıkı sıkılaşarak bir araya geldi. Artık takım dönemleri bunu bütün sezona yayanlar e, kazanıyor. Bu kadar basit. Bunu yayamayanlar da işte Clippers gibi eğlenip gidiyorlar. Sonra da e, tartışmalar başlıyor. Bastın'la ilgili ekleyeceğim e, ya Hayward konusuna biraz değinebilirim. Hayward döndü ama e, özellikle son maçta çok etkisizdi. Belli anlarda savunma etkisini yarattı. O biraz aslında tecrübesiyle de beraber zona karşı ya da diğer bastının tıkandığı, genel olarak zorlandığı anlarda belli hamleleri yapmaya çalıştı. Doğru şeyleri seçmeye çalıştı ama ne gücü buna yetebildi ne bence e, gerekli takım uyumunu sağlayamadı. Zaten sezonda da bunu pek sağlayamamıştı. Şimdi seneye onun e, belki de rotasyona kenardan bir tane daha işte Jalen Brown Tatum alternatifi ...bir de ya da bir kanat oyuncusu bulup onunla beraber rotasyona gireceği... ...biraz daha rotasyon lideri olacağı belki Wanamaker'la beraber farklı bir e, yola gitmesi gerekebilir. Bakalım bunu Boston'da yapabilecek mi? Göreceğiz. Evet Boston Miami Saints'e ilgili şimdiki söyleyeceklerim bu kadar. Eğer nerede yine aklıma gelen bir şeyler olsa ekleyeceğim videolarımı. Ha, bir tek hayır. son bir konu daha var. Şundan da bahsetmek istiyorum. Ee, onu da hatırladım şimdi. Özellikle dördüncü maçta hani faal konusundan bahsettik. Bu çok önemli diye. Şimdi faal konusu e, çok üzerine durdu. Lakers de konuştuk. Faal atışlarının yüzdesinin kritiği hakkında önceki analizlerde ben de bahsettim. Bu Lakers için de çok önemli. Özellikle dördüncü maç boyalı alan kafa kafaya. ikinci şans sayıları kafa kafaya. Fast break sayıları kafa kafa her şey eşit durumda İşte burada farkı yaratan e, Miami ve Boston'ın faalilerden bulduğu sayılar oldu burada ilk yarıda e, Şeyden Miami toplamda 27'de 24 faal bulurken Boston 21'de 17 faal buldu ve buradaki dönüşüm ilk yarıda bu fark Boston'a ikinci yarı tamamen Miami Lane'e döndü ve Miami buradaki bir Kaç sayılık yani 7 sayılık 6 sayılık farkla Maçı kazanabilecek noktaya geldi. Tabi buna bir etki daha vardı. Toplam top kaybı ve top kaybından çıkan sayılar. Burada da Basın 19 top kaybı yaptı. Mayın buradan 17'ye 9'luk bir üstünlük çıkardı. Bunun da işte burada da topun kıymetini bilme konusu devreye giriyor. Bunu da hep koçlar söylüyor işte topun kıymetini bilelim. işte dolar yükseliyor aman dikkatli olun toplar da pahalanacak değil. Burada topu çaldığınızda Hızlı ucum bulduğunuzda işte o tercihi yapmak. Bu ucumu ben erken mi bitirmeliyim? Maçın hangi anındayız? Rakip ne durumda? Benim karşımda kim var? Çok murhat bir sayı. Yani %100 atabilecek miyim bu sayı? Yani tabii ki kaçırma ihtimali %99 olabilecektir de. Atabilecek miyim? Atamayacak mıyım? Benle birlikte koşan kimler var? Kimse yok mu? Frene basayım? Yok basmayayım. Devam edeyim. Koşta göz göze geldim. Bana bir şey dedi. Onu mu yapmalıyım? İşte bütün bunları çözdüğünüz an topun kıymetini düşündüğünüz an işte bunlarda bunları düşünüyorsanız oyuncuma çıkarken işte Miami bunu yaptı Boston bunu yapamadı Boston'da rakibi çok top kaybına zorladı anlar oldu ikinci şans sayılarında hücum reboundlarında Miami'yi çok zorladıkları anlar oldu ama bunların hepsinden Miami dönerken Boston burada gerekli e, kıymeti yaratıp gerekli sonuçlara yeterli sonuçlara ulaşamadı daha doğru bir e, tabir olacak. 5. maçta da yine bu faal sorununu yaşadılar. Ee, burada da ilk yarıda yine Boston 18 18 9'luk bir e, faal sayısı farkı yakarken ikinci yarıda bu 14 dedi Miami'ye döndü. Burada yine konu faal atışlarına geldi. Ee, burada da mesela Boston yine 7 hücum rebound almıştı. Bas Miami 0 hücum reboundındaydı. İkinci yarıda işler tamamen tersine döndü. Evet buradan dedim dediğim gibi Miami Boston serisi ile ilgili bir analiz gelecek ya maçı seçeceğim bir tane maçla ilgili onun üzerinden anlatacağım genel seriyi şimdi bütün serinin bütün pozisyonlarını ayıklamak birazcık zor çok büyük bir editoryal yemek gerektiriyor ama belli noktaları belki diğer maçlardan çekip ama bir maç üzerinden odaklanıp Gelecek bu, özellikle de bak serisi için de beğanız gelecek. Bunları beklediğinizi biliyorum, full detaylı maç maçlarınızını. Bunların hepsi özellikle de finaller bittikten sonra çok güzel bir boşluğumuz olacak, NBA'nin yeni sezonuna kadar orada tek tek yapmaya daha başlayacağız ve devam edeceğiz. Evet, şimdi de Lakers Denver serisine geçelim, biraz da o seriyi konuşalım. Oradan da artık finali konuşmaya başlayabiliriz. Lakers-Denver serisi bu seriyle ilgili ben de yani artık unutuyorum bazen ne dediğimi. Dedim ki açıp açıp bakayım ne dedim bakalım detaylarla ne demişiz nerelere gelmişiz. Demişiz ki Lakers'ı yenmemiz için ciddi hareketlilik, bireysel üstünlük, savunma, eksiltme ve rakibi şaşırtacak hücumlar yaratmak. Devamlı bunları yapması lazım Denver'ın 48 dakika. Bu da iyi hareketli ve iyi paslarla iyi paslaşma ile iyi toplu hareketle olacak e, topsuz hareketlerle olacak demişim. Bunları Denver yapabildiği anlarda çok iyi oynadı. Yapamadığı anlarda o parantez yapamadı değil yaptırılmadığı anlarda ki Lakers burada muazzam savunma yaptı. Yaptırılmadığı anlarda Denver bu seride geriye düşmeye başladı. Neden? Çünkü bu Denver için daha da önemli. Miami tarafında biraz bahsettik. Bu Given Go'lar, e, topsuz taraftaki e, screenler katlar, backdoorlar, o split katlar vesaire. Bunların hepsini Özellikle de savunmayı bozmak için işte Miami'yi kullandığında sonuç alıyor. Denver'da kullandığında sonuç alıyordu. Özellikle de yok için inanılmaz pas yeteneği, asist yeteneğiyle beraber bunu çok daha rahat yapıyorlardı. Lakers burayı paramparça etti. Yani zaten bütün odak noktasını daha ilk maçtan itibaren. tabi bu ben burada şeye çok girmeyeceğim. Hani hakemler şöyle böyle onları siz tartışabilirsiniz. Ben o o konuya çok girmiyorum. Bir tek şunu söyleyeceğim. Miami ba Miami Boston serisinde bir skandal vardı bence ki bu Toronto Boston serisinde de yaşanmıştı. Turnike adımına hücum faal çalındı. Yani bu artık bu, bu saçmalık. Yani buna söyleyecek hiçbir şey yok. Neydi? Toronto serisinde Wanamaker'la Kyle Lowry'nin, Wanamaker'ın köşeden drive edip çıktığı bir top vardı. Ya turnike adımı bugün basketbol oynayanlar beni anlayacaktır. Turnike atarken sağ kolunuzla beraber sağ dizinizi de, dizini de çekersiniz. Çünkü dengeyi sağlamanız lazım. da atıyorsanız sol kolunuzu kaldırırsınız, sol dizinizi çekersiniz yukarı. Ha çekerken adımınızı, ayağınızı ileri doğru açıyorsanız okey burada bir sorun vardır ama aç, açmanız da zordur. O çok dengeli bir hareket değil çünkü deneyin yapamayacaksınız ya da yapabiliyorsanız çok atletiksinizdir. Neyse bu buna e, challenge gelmişti Toronto serisinde ve hakemler bakıp ya e, saçmalamışız bu ucun faal değil e, deyip e, pardon daha doğrusu normal zaten faal çalınmamıştı. Lover, e, Toronto tarafından challenge gelmişti. Hayır challenge e, not accepted devam hani bu faal değil denmişti. Aynısı Dragic ties pozisyonunda oldu. Normal turnike adım hatta Mark Jackson'la Jeff Van Gundy de bunu tartıştı. Hatta Jeff Van Gundy Mark Jackson'la ufakta da bir dalga geçiyor burada. Ee, bizim parkta yapamazdım falan bu kesinlikle hücum falan Mark Jackson böyle kafaya yiyeceğim yani ne diyorsun sen, sen de koçsun yani hiç mi teknik eğitim vermedin hiçbir oyuncuya inanılmaz yani. Jeff Van Gundy bile güldü ne diyorsun ha bu normal turnike adımı sen hangi parkta yaşadın büyüdün falan diye dalga geçti onunla. Buna da hücum faal çıktı. Yani hakemlerin ya bakın hani tartışılabilecek bütün pozisyonları açık bırakalım. Tamam bunlara hiçbirine girmeyeceğim. Asla hakem konuşmam. Artık basketbolun tekniği içinde olan yani turnike adımı atıyorsun. Ee, ne bileyim işte pas atıyorum ya pas vereceksin. Pas ver, verirken kolunu açman lazım. Ya kolunu açtığın için atıyorum kolumu açtım ve bir adama çarptı bu diye faal çalmak gibi bir şey bu. Ya bu böyle bir saçmalık olamaz. Çok büyük bir hataydı bu. Yani bununla ilgili şeye de baktım göremedim. Bu NBA official şeylerinde Twitter hesabında falan bir düzeltme yapılıyor bazen atıyorlar ama orada bununla ilgili bir açıklama göremedim. Ee, eğer görürseniz yazın. Eğer bu düzeltilmediyse de bundan bahsedilmediyse gerçekten çok büyük skandal. Bir tek Jeff Van Gundy bahsetti. Ee, o da hani o da hani artık o koç da söylemese zaten artık şüphe ederdim herhalde onun da koçluğundan. Neyse ki biri söyledi. Neyse konu konu bunlar değil ama işte Denver Lakers serisine dönersek evet çok daha fiziksel, sert e, rakibi futbol tabiri oynatmamak üzerine bir yapıyla girdi Lakers. Savunmada ki aslında burada ben bunu eleştirmiyorum. Çünkü Lakers all physical yani tamamen fiziksel giren, savunmayı asla düşürmeyen, hücumu da hızlı, sert oynayan bir takım. Bütün sezon bunu yaptılar. Bütün sezon Zaten Lakers'ın bütün arameti farkası bu. Tabii ki burada LeBron James ve AD de işte işin teknik kısmını çözüyorlar. Hücum kısmını. Hep burada diyorum işte Fogle'la aralarında bir e, anlaşma var. Fogle bütün e, işte rotasyonlar kim girecek kim çıkacak. Tabii burada Jason Kidd de işin içinde ama e, savunma nasıl olacak? biz hücuma e, nerede çıkacağız falan bunların hepsine karar verirken LeBron James de top sete indiğinde, yarı sahaya indiğinde burada bütün kontrolü alıyor. Zaten o da onu istiyor. Bu okey. Bunda sorun yok. Çünkü zaten işte geçen sene Toronto kava ilişkisinde de bu vardı. Bütün o e, taban, altyapı, o yemeğin iyi, iyi kısmı, iyi tabanı, o tebe, iyi bir yemeği o iyi tabanın üstüne kurarsınız, iyi terbiyenin üstüne kurarsınız. Hepsi çok iyiydi. Toronto'da başarılı oldu. Bu bu sefer bu Lakers de çok iyi bu iki oyuncu burada çok rahat hareket edebiliyorlar. Denver'da da bu gergitler yaşıyordu. İşte beni be herhalde bütün playofflarda iki kere yanıltan tek takım Denver oldu. Utah serisinde hiç beklediğim savunma yapamadılar. Bu seride de beklediğim savunmayı belli anlarda çok iyi yaptılar. Özellikle Clippers serisinde yanıldığım noktayı söyleyeceğim. Yani Clippers serisini Clippers'ın alamaması hem kendi savunmaların eksikliğiydi. Hem de Denver'ın mükemmel hücum performansıydı ama Denver orada çok kritik anlarda Clippers'ı çok iyi kitlemişti. Burada bunu çok uzun vadere yayamadılar. Lakers buna izin vermedi. Yani neredeyse Denver'ın bütün o bireysel üstünlüğü, birebirleri ya da şut performansını, şut yüzdesini kaybettiği, düşürdüğü anda Lakers paramparça etti. Hiçbir şekilde burada hata yapmadılar. Üzerine buraya Rondon'un ger gitti performansı biraz daha stabil kaldı. Denver'ın o savunmasını özellikle topsuz oyunlarla parçalamak için onun asist sayısının yükselmesi çok kritikti. Ki bu serilerde bence en az konuşulan konulardan biri asist sayıları. Sadece bir oyuncunun çıkıp tek başına 9-10 asist yapması değil takım asist sayısının da yükselmesi ve bireysel olarak o 2-3 asist farkın 6-7 belki de 9 sayıya çıktığını iki takım arasındaki farkın 9-10 sayıya karşı çıktığını unutmamak lazım. Burada Rondo o küçük farkları yaratan asistleri yaptı. Ha Tabii yine özellikle kaybettikleri maçta çok saçmaladığı anlar oldu. Caruso'nun top kayıplarında bazen çok zarar verdiği anlar oldu. Ama zaten şunu da söylemiştik. Rondo'yu kontrol etmek işte biraz da sahada kalacağı rotasyonlarla ilgili. Ona iyi hareketlilik alanı verirseniz yani diğer oyuncular hareketli kalırsa Rondo et diye, diye bulaşmıyor. Şutu gelince atıyor, pası gelince atıyor, bitiyor. Ama eğer onunla kötü bir rotasyon bırakırsınız ya da rotasyon o anda düşük hücum ediyorsa yandınız. O top Rondo'nun elinde patlayabilir. 10 saniye durabilir, 15 saniye durabilir. Baskı yiyebilir ki Miami serisinde bu baskı yeme ihtimali daha yüksek. Denver bunu neredeyse hiç yaratamadı. Buradan da çok büyük zaaf verdiler. Bunu Lebron James'e karşı da yaratamadılar. ya burada özellikle bu konu Denver savunmasında çözülecekti. Çözülemedi. Savunmada çözülemeyince Denver'ın hücuma geçişinde sorunlar yaşıyor ve burada alternatif skor üreticilerde de sıkıntıları var. İşte yok hiç ilk maçta çok ciddi faal problemine girdi. İlk maç zaten çöp oldu ama sonraki 2-3-4 aslında Denver'ın alabileceği maçlardı. İki zaten son topa kaldı. Ve evet, evet. Bak bunu unutmuştum. <laughs> Şimdi aklıma geldi bir gerçekten hediye etti yani şu an insan düşünüyor belki Mike Malone olsam bu seri bitip eve gittiğimde şöyle bir içeri girerdim üstümü çıkarırdım tekrar otururdum cebimden böyle Plumlee'nin resmini çıkarırdım ya orada acaba hayali bir screen görüp de onun arkasına gitmesem ve Davis'i tutsaydın biz bugün nerede olurduk derdim sonra da fotoğrafı yakardım muhtemelen Ger Gerçekten yani ya pozisyonu hepiniz gördünüz izleyen herkes gördü böyle bir hata artık oyuncunun herhalde kafasının gittiği bir yani hiçbir şey düşünmemiş yani ona denmiş ki switch yapılacak hani switch yapmak gerekirse switch yapılacak hani screen yersen ama o screen gelmeden hayali bir switch yapmayı tercih edince e, ikinci maçı verdiler e, sonraki maçı aldılar ama oradan da dönüş çok zor oldu. Eğer işte 1-0'dan 2-1 olsaydı seri nereye gelirdi? 4-3'e gider miydi? Bunlar hep akıllarında kalacaktır ama artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Zaten e, ee, Lakers 2-0 yaptıktan sonra da 2-0, 3-1 gibi durumların bu seride dönme ihtimalinin zor olduğunu da bahsetmiştik. Lakers vurarak gidecekti o saatten sonra ki 4-1'e gitti. Benim aslında kafamdaki şey şuydu işte 1-0, 1-1 ya da işte 1-0, 2-1, 2-2 3-2-3-3 gibi gidebileceğini düşünüyordum. Denver bu işaretleri hep verdi. Son ilk maç ve son maçın son bölümü hariç. Onun dışında bir türlü giremediler işin içine. Ama tabii onları da anlıyorum. Yani 7 maç 2 seri e, buradan mental olarak çıktılar. O rahatlığı biraz kaybettiler. Ama burada esas payı kesinlikle Lakers ve LeBron James Çünkü LeBron James mental olarak belki de playoff'ların en güçlü ismi. Şimdi o güçlü olunca takım da güçlü kalıyor. Yani o sahada güvenebileceğin e, sınava girerken güvenebileceğin bir hoca gibi işte ne bileyim e, seni çalıştırdığında kesin geçeceğini düşündüğüm bir hoca gibi işte. Eve gittiğinde yemek hazır abi işte diyeceğin kesin evin böyle büyüğü gibi. ya yani Hep hep güvenebileceğim bir yer olarak olduğu olduğu için e, bütün takım çok rahattı. Çok iyi iş çıkardılar. E, o yüzden de hani bu seriyle ilgili e, Miami'nin Mental eksiklikleri dışında, yorgunluğu dışında bir de şunu eklememiz lazım. Orada da kesinlikle ve kesinlikle oyuncu eksikliği e, var. Yani Millsap e, ben geri geldiğinde çok övüyorum bu takımın gerçek bir çöpçüsü ama 30 milyon euroluk bir oyuncusu değil, e, dolarlık bir oyuncusu değil. Yani Millsap'in mesela yerine burada biraz daha iyi bir şutörler olsaydı ki bunu e, özellikle ilk iki maçta yapamadı Denver. Nedir bu? Denver e, Hover sahadayken Millsap AD eşleşmesinde, Davis eşleşmesinde hep e, boyalı alanına gidip bekledi. Orada kat etti. Orada top almaya çalıştı. Ne oldu? AD savunmada çembere yakın kaldı. Üçüncü maçla beraber Çişeri çıkardı daha Millsap'i. Millsap daha kanatta, daha köşede, daha köşede bir daha kanatta tepeye doğru, garda doğru, arka alana yakın kalmaya başladığında AD'nin yardım açısı bozuldu. Ve buraya Miami ters tarafta, pardon Denver ters taraftan ve tepeden daha rahat drive etti. Ya bunu mesela geç çözdüler ama burada tabii Davis de bir noktadan sonra Millsap'in şutunun inanılmaz keskin olmadığını bildiği için daha rahat risk aldı daha rahat e, yardıma geldi vesaire vesaire işte burada mesela bir, bir farklılık olabilseydi belki Porter'da ki Porter Denver'da bu seride kenardan gelip çok iyi hücum işleri yapsa da savunmada yani barındırılabilecek bir oyuncu değil maalesef zaten Mike Malone çok üzgün bir şekilde onu neredeyse bütün maçların son bölümünde dışarı tutmak zorunda kaldı yani ciddi giden maçların ilk maçı saymıyorum çünkü barındıramıyorsunuz. Yok olmuyor. Yani o savunma şuursuzluğu falan çok kötü. Mesela işte Kuzma ile eşleştiler. Ailenin genç çocukları içerki odada bilgisayar oynasın. siz takılın diye eşleşmiş gibi bir eşleşmeydi. İkisi de savunmada berbat iş çıkardı. Ya yani hücumda birbirlerine karşı üstünlük kurup savunmada geri verdiler bunları. Howard da kezala. Bakın Howard tercihi Lakers'ın e, olumlu sonuç verse de bugün Lakers bir kaza yaşasa ya da işte LeBron James o son maçta e, ağrını koyması, ikinci maçtaki o top girmesi bugün Howard tercihi daha fazla sorgulanabilirdi. Çünkü Howard hücumda çok iyi iş çıkarsa da ilk oynadığında savunmada çok iyi iş çıkarsa da onun süresi arttıkça, ondaki ısrar arttıkça Denver ona çok iyi çözüm üretti. Bütün pick and roll'larda mahvoldu. Yani savunmada tepeye çıktığı anda bütün işleri bitti. Yok oldu. Ya oradan Murray kazıdı oraya işte. E, Morris kazıdı. Doncic yeterince kazıyamadı pardon yok hiç yeterince kazıyamadı o ayrı bir konu şimdi birazdan yok e de değineceğim. Ama işte bunları şimdi bu seride Miami serisinde barındırmak Lakers için daha ciddi tercihler olacak. Onları da birazdan konuşacağız. Peki yok hiç neden olmadı? Ben yok içi özellikle ilk maçta çok ciddi zaten hani büyük bir sertlikle karşılaştı ama burada artık bir bahanesi yok. Yani tamam yorgunsun ilk maç okey bunu kenara bıraktık. İkinci maç gayet e, iş, işini gördün e, okey. Ama sonra işte iş kritik noktalara geldi. Artık geri dönüşün Denver'ın bu playofflarda yaptığı geri dönüşün başlaması için yok için sadece atması değil a, attırması da gerekiyordu. Bunu Lakers yaptırmadıkça ne kafa olarak ne ritim olarak o ben şey gibi hissettim yok işte zevk almadı oyundan. Yani o istediği sevdiği oyunu genel olarak oynayamayınca ya sadece atabileceği anlar gelse bile belli anlar topu kullanmadı. Kendine hazır hissetmedi, yorgun hissetti. Ya bu işte biraz şey konusu. Burada bunu da açmam lazım. E, bunu Tyler hero için de bahsedebiliriz. İşte kendine güveni var falan. Abi bir şey, bakın bu bence çok hatalı bir kavram. Ya yani bu hazır olmayan, e, yetenekleri e, çalışarak geliştirilmemiş olan ama işte belli bir potansiyel gören oyunculara e, çalışmadan kendini zorlamadan, fiziksel gelişimi sağlamadan özgüven yüklemesi yapmaya çalışmak çok tehlikeli. Yapamadıkça çünkü şöyle oluyor. Ya ben yapamıyorum ama kendime de güveniyorum. Her kendine güvenmen diye bir şey yok abi orada artık. Hazır olacaksın. Güçlü olacaksın. Fiziğin hazır olacak. Orada işte sen o crossover çok hızlı yapabiliyor olacaksın. Şuta çok hızlı kalkabiliyor olacaksın. O spin move'lar inanılmaz iyi çalışmış olmalısın. Çok iyi yapıyor olmalısın. Hiro'nun özelliği buydu işte. Hero o kadar hazır ki. O kadar hazır ki yani herif yememiş içmemiş şut atmış. Yememiş içmemiş fizini geliştirmiş. Açık sahadaki yön değiştirmelerini geliştirmiş. Topla hızını geliştirmiş. E şimdi bu adam zaten hazır. Ya şöyle düşünün bir sınava gireceksiniz. E, ya da işte bir koşu, koşu yarışına katılacaksınız. Hiç koşmamışsınız. Ya da hiç çalışmamışsınız. Diyorsun ki ben kendime güveniyorum. Çok iyiyim yani muazzamım yenildin, elendin, bittin. Yapamazsın yani. Böyle bir şey yok. Bilmediğin şey yapamazsın. Bilmediğin şey sadece zihinle bilemezsin. Kasların da öğrenir. Kasların gelişir, öğrenir. Fiziğin gelişir, öğrenir. Bunlar olduğu zaman hayata geçebilirsin ve bunları işte takım içerisinde bunlar eksilmeye başladığı zaman ıı, oyuncu da düşmeye başlıyor. Yok i̇şte böyle bir e, ıı, sinerjiyle oynayan bir oyuncu. Ya yani o takım hareket edecek, o takım onunla beraber savrulacak... işte hücuma geçecek, savunmaya koşacak... o birebirleri oynarken hep gözü çünkü arıyor yok için. Bunları bulamadığı zaman... bütün yük... onun omuzunda gibi hissettiği anlarda mental olarak güçlü kalamıyor. Bu da onun için bir sınav oldu. Ee, çok daha rahat alanlar buldu. Gober'e karşı da zorlandığı durumlar olmuştu ama o maçlarda bile... takımı oynatabileceği, hücuma çünkü savunma artık koptuğu için hücuma daha çok ağırlık verebileceği anları daha rahat... kurmuştu kafasında. Bu seride yapamadı. Biraz da bullendi tabii. Yani üzerine gidildi. Normal ama bunları da yemeyeceksin. Bu artık hani bu Lakers'ın suçu değil. Bu yok için ve Denver'ın belki de Denver'ın yetersizliğinin suçu. Buraya belki ellerinde bir sert, daha sert bir rotasyon oyuncusu olsaydı. Biraz burayı karıştıracak. Rakibe elinin tersiyle biraz tepki verebilecek bir oyuncu olsaydı belki onlar da burada daha iş çıkarabilirlerdi. Evet Denver'la ilgili ekleyeceklerim şimdilik bu kadar. Lakers'ın özellikle Denver serisindeki hali ve diğer konularla ilgili de zaten biraz bahsettik. Çok temel şeyleri zaten inanılmaz iyi yaptıkları için Lakers buralara geldi. Şimdi Miami Lakers eşleşmesini konuşacağız. Orada biraz daha hani Denver maçında olanlar Miami olanlar ve Miami Lakers arasında sezonda oynanan Kasım ve Aralık'ta oynanan iki maçta olanlar hakkında Konuşacağız. Evet Lakers Miami eşleşmesi sonunda final eşleşmesini konuşabiliyoruz. Yorulduk. Playoff'da çok maç izledik. Acayip acayip olaylar oldu. Oyuncular sıçramalar yaptı. Düşenler oldu. Kaybolanlar oldu. Kaybeden takımlar çok ciddi kaoslara girmeye hazırlar yeni sezonda. Giden koçlar kalan koçlar. Ortalık çok karıştı. Ama günün sonunda bütün sezonu oyununu yayabilen, bütün sezona belli denemeleri yaparak geçiren sezonu oyuncuları ona göre seçen eksik yerlerini dolduran iki takımın geldiği bir yer oldu final ve bence iki takım da sonuna kadar hak etti şimdi Lakers ve Miami arasındaki bu seri bence çok güzel olacak ama bu seri 4-3'e gitmeyebilir biraz daha farklı işler izleyebiliriz çünkü kırılma anlarında burada daha fazla yani o klač anlarda ya da ton, son topa kalan anlarda iki takımda da daha fazla opsiyonlar var. İki takımda bunları üst üste alıp götürebilecek durumda. Yani Miami'de atıyorum 3 maç, 2 3 maç son topa kaldı. Miami de üçünü alabilir. Lakers 3 üç, üç topa kaldı. Lakers da üçünü alabilir. Yani öyle bir durum var. Hem oyuncu ellerindeki oyuncular LeBron James, Anthony Davis işte diğer tarafta Dragic, Butler, Adebayo. Hatta Hero, Duncan Robinson bunların hepsini sayabiliriz. Çok daha kritik. Artık burada bu seride bütün topların ama bütün topların yani el yakabileceği hale geldi. Hani o dedik ya Bucks maçı son 3 dakika. Lakers Denver 5. maç son 2 dakika. Bunların 2 dakika değil 12 dakika oldu. 3 dakika değil 13 dakika olduğu. Anlar yaşayabiliriz. Baya yoğun, e, baya ciddi. İki takımın da biraz sallandığında rakibin hemen vurmaya çalışacağı çok ciddi e, bir seri olacak. E, bu seriyle ilgili şimdi konuşmaya başlarken artık biraz şeye girmemiz lazım. E, ben açıp Kasım ve maçlarını e, özellikle de belli rotasyonların olduğu anları tekrar bir izledim. Bu maçlarda da şu, ilk gördüğüm şu oldu. Hatırladığım daha doğrusu e, zaten ilk Kasım maçındı ama ikinci maç 113 110 bir Miami'nin sahasındaki maçı sezonda da izlemiştim. O maçta beraber. Bir önceki maça da baktığımda Miami'nin alan savunmasını Ray karşı denediğini gördüm. Hani bu şey değil, yaptığını değil. Bakın burada ince bir nüans var. Spostra denemiş, oyuncuları değiştirmiş. Ya bence bak ya bu, bu tabii şu an ben tamamen eee niye okuyorum? Tamam değil ama bence Spostra gibi mücadeleci, kafasına final koymuş, yapı olarak Petrari gibi başında biri varken ya biz bu sene finale çıkarsak bizim rakiplerimiz kimler olabilir? işte Lakers, Clippers. Yani yüksek ihtimalle bunlar. Hani kim olabilir? Belki Houston bir de. Hani bunu da yazalım deyip kesinlikle ve kesinlikle bu eşleşmelerde şimdi diğer maçlara bakacak vaktim olmadı ama onlara da bakacağım. Clippers ve özellikle Houston maçlarına. Ee, onlarla ilgili ya biz bunu oynuyoruz çıkıyoruz bu savunma yapıyoruz değil bu rakiplere karşı özellikle denemiş. Tekrar diyorum kullanmamış denemiş bakmış neyimiz eksik ne yapabiliriz biz bunları böyle durdurabilir miyiz ya da yavaşlatabilir miyiz? İşte 2-3 zon savunma yapılıyor ön taraf arka taraf önce işte Butler, e, Johnson James Johnson var mesela dönem hala takımda James Johnson deniyor olmuyor. Nanı koyuyor, batların yanına oluyor gibi ama Nan çok uykuda çok hata yapıyor olmuyor. Bu denemeleri yap bozlarla oynuyor oynuyor o maçlarda denemiş ve görmüş ki buradaki bu alan savunması şimdi orada şeyi çözemiyorlar daha. İşte iki tepedeki iki oyuncu yeterli baskıyı oyuncuya yakın kalmayı ya da ortadan delinmemeyi ya da işte top terse döndüğünde kostu kost taraf ya kost diğer taraftan gelecek katı o taraftaki yüksek oyuncu unutuyor. Ve unuttuğu için oradan Lakers saldırmaya devam ediyor falan. Böyle pozisyonları çok yaşamışlar. Ve belli ki buradaki sıkıntılardan sonra oturup şu konuşmuş. Bizim bu takıma iki tane e, en az iki tane esnek çünkü Derrick Jones Jr. Junior falan da deneniyor bunlarda. Onlar da olmuyor. E, bizim buraya bunlara alternatif hatta bunlardan çok daha iyi oyuncular bulmamız lazım. Bizim derdimiz burada denmiş ve kim eklendi? Crowder ve Igadala. Şimdi bu iki oyuncunun işte eklenmesi o zamandan denenen bu alan savunmasının bir Lakers hazırlığı olduğu ben tamamen niyet okuyarak tahmin ediyorum. Ee, olmayabilir. da bilir. Ee, tamamen demişsin ki abi sen de amma atıyorsun. Olabilir. Bir şey demiyorum ama ben tamamen kendim de hani bir koç bakışına sahip olduğum için bir coaching olarak ben olsam bunu düşünürdüm. Bilmiyorum. <laughs> Spostra'ya sormak lazım. Belki bir gün anlatır. Burada da zaten şunu denemiş Miami denemeye devam ediyor. Yani e, Lakers'ı biz durdurup bitiremeyiz. Biz Lakers'ı bu tempoyla devam ederek onları ne kadar yavaşlatabiliriz ya da onları hücumda devamlı ritimli olmaya ne kadar zorlayabiliriz. İşte bu çok kritik bir nokta. Denver bunu yapamadı. Hatırlayın yani Lakers hücumları Houston'a karşı da çok daha sakin oynayabildiği anlar oldu. Evet çok iyi top çevirebiliyor Lakers. Özellikle de savunma eksilttiği anda top rotasyonu muazzam. Herkes bekliyor. Yani bekliyor savunma geliyor pası çeviriyor hop boş şut. Bekliyor çeviriyor hop boş kat içeride. Hücum reboundu alıyor acele etmiyor hop bir kat içeride sayı. Miami şunu hedeflemiş. Biz bu top dolaşımını vermeden onları tempolu oynamak zorunda bırakarak çünkü alan savunmasına karşı devamlı drive denemeniz lazım savunmayı delmeniz için. Devamlı uzunlarınızın Davis'in ya da işte high post'a koyacağınız ki burada o iki maçta çift uzunda oynamış bazı anlarda Lakers. Bazı anlarda tek Davis'te de oynamış. Bazen Davis'i alıp sadece Howard ya da McGill'e de oynamış. Bazen almış Davis'i high post'a koymuş. işte Howard'ı low post'a yerleştirmiş. Tüm bunlar da ...biz Lakers'ı ne kadar hareket etmeye, ne kadar e, daha ritimli tempo oynamaya zorlayabiliriz diye düşünmüşler. Ve bunu yaptıkça aslında yıpratmayı başarmışlar belli anlarda. Yani ilk maçın... Ilk, ya bu maçlar bu arada şey için bir gösterge değil. Sonuç olarak bakmayın. Ben zaten hani o, orada çok eksik var. İki takımın da şu anki form durumu, oyuncuların form durumu, Lakers'ın yapısı falan... Bunlar çok ciddi değişiklikler oldu... Bunlara bakmak yerine o belli rotasyonlarda Miami ne hedeflemiş ne yapamamış ya da işte Lakers ne hedefleyip ne yapamamış onlara bakmak gerekli İşte bu anlarda bu Yorgunluğu sağlayabilse Lakers ilk maçta sağlayamıyor maç kafa kafaya gidiyor 82 76lardan falan 95-80 bitiyor yani oradan sonra skor da üretemiyorlar Çok iyi savunma yapıyor Lakers İlk maç öyle gidiyor. İkinci maç 113-110 son topa kadar gidiyor. İşte burada onu biraz yakalamışlar. Lakers hücumları bozuluyor. Bozulmaya başladığında özellikle de arka alanda top çalıp Miami çok rahat geç, hızlı hücumlar yaratıyor. Şimdi bu, bu seride bunu bir kere hedefleyecekler. Yani burada Boston serisine geri dönelim. Boston'da Brad Stevens evet belli anlarda alana hücumu çözemedi dedik ama çözdüğü anlarda da aslında bu çözdüğü anlar oyuncuların da agresif olduğu anlardı alan savunmasının drive'la deldikleri anlardı. Katları yaptıkları, uzun oyuncunun doğru konumlandığı, high post'ta şut atabilecek gibi, low post'ta e, Kemba girdiğinde savunmayı çekip ona asist yapabileceği alanları bularak buldu e, bulduğu anlardı. Şimdi bu durum e, çözülmeye başladıkça Spostra şunu yaptı. Yani üç, ikinci, üçüncü maçta daha uzun kullanıyordu. Belki de bayağı uzun süreler kullandı. Sonra son, özellikle son maçta mesela dikkat edin hep iki pozisyon denedi. Sayı mı yedik? Hemen değiştiriyor. Hemen. Hemen adam adamaya. İki pozisyon geçiyor hemen alana. İki pozisyon geçiyor tekrar adam adama. Zaten dikkat edin iki yani postra kenardan iki dediği zaman hemen zona dönüyorlar. Onu onu biraz bence şöyle seçiyor. Ben olsam öyle seçerim. rakibinin de o anki temposuna ritmine göre bakıyor. Yani üst üste sayı verdik mi vermedik mi? Takım ne sı sıcak durumda mı? Rotasyonları ne durumda? Biraz ona da bakıyor. Burada da onu yapmış. Ee, özellikle ikinci maçta yapıyor. Çok hızlı döndürüyor. Adam adamadan zon savunmaya hızlı dönüşler var yine Miami tarafında. Ve Lakers buna yer yer adapte oluyor. Ama Lakers ne zaman ki topu kanatlara çevirip oradan çıkaramadığında işte burada ciddi bir baskı geliyor. Hem kanat savunmasından hem tepedeki savunmadan. Baskı yediğinde, delinmediğinde işte burada Crowder, Iguodala arka alanı çok kritik olacak. Butler'ı burada eee Butler burada köşeye de atabilir. Duruma göre arka köşeye de koyabilir. Adebay ortada, Adebay'a çıktığında Igadala ortada. Bunu da denedi. Igadala'lı beşler denemeye başladı. Bastın, bastın buna bence net bir çözüm bulamadı. Bunu da belirtmek lazım. E, özellikle de Igadala'nın oyuncularında eee onun karşısında kaldığı için bütün Pikaniol'larda drop yaptı. Aşağıda kaldı drive edecekmiş gibi ve Iga'da da buradan bütün üçlükleri soktu. Bunda mesela Braxton çok geç tepki vermişti. Şimdi burada mesela Lakers'a karşı bunu yapabilirler mi? Alan savunması olacağı için deneyebilirler ama... ...savunmada bu par, hücumda nasıl olacak? Hücumda burada sorun yaratabilir. İşte burada o Howard tercihi gelebilir mi? Davis tek uzun kaldığında bu sefer Iguodala onu dışarı çekerse... Boylanan yayla gibi açılacak. Bu durumda Lakers ne yapmak isteyecek? Orayı nasıl kapatabilir? Eşleşmeyi değiştirebilir mi? Kuzma burada kritik bir isim olabilir mi? Burada Morris daha doğrusu hatta Morris de burada katmamız lazım. Morris bu seride daha kritik süreler alabilir mi? Bunların hepsini planlamaları gerekecek çünkü Miami buna hazır. İşte çünkü sezonda denedi, doğru oyuncuları koydu, uyguladı ve Lakers'ın karşısına geldi. Ha, şimdi Spots'nin elinde ne yapamadığını da bilen bir e, yapı var. Şimdi bu çok önemli. Şimdi Lakers'a karşı ne yapacağınızı bilmeniz çok önemli. Değil. Ne yapamayacağınızı bilmeniz önemli elinizdekilerle. Mesela Budun Ozer'ın en çok düştüğü hata bu Milwaukee Bucks'ta. Ne yapacağını her zaman bilemiyor. Yani ne yapacağını, ne yapamayacağını pardon, ne yapamayacağını bilemediğin zaman onları yapabilecekmiş gibi düşünüp hata yapmaya başlıyorsun. Brad Stevens de bunun hatasına düştü. Şimdi seni onu toparlayacaktır ona güveniyorum o açıdan. Ama mesela Boston'da şu an çok güvenemiyorum. Yani tamamen yine orada katkılar ne olacak ya da işte Houston bunu nasıl değiştirecek ama Miami bunu sezonda gördü, değiştirdi ve şimdi karşısında Lakers var. Ve çok kritik. Yani Davis'in şimdi burada e, ellerinde Davis var. Davis'e karşı mesela çok zorlanmışlar bu iki maçta. Hem rebound olarak, e, hem birebir üstünlük olarak hem de alan savunmasında onun e, Şimdi alan savunmasına geçince şu oluyor. Alan savunmasında e, sizin uzun oyuncunuz yerini kaybetmiyor. Savunmalar e, yardım savunmasına gitmekle vakit kaybetmiyor. Switch yaparken kaybetmiyor. Ben o yüzden bu alan savunması şunu demek istiyorum. Yani bu alan savunması artık klasik bir alan savunması değil. Bu free help and switch zone gibi bir şey. Ya yani Böyle bir şey uydurdum. Da. Yani size bedavaya yardım bedavaya switch veriyor ve e, baskı yaratmanızı istiyor. Çünkü eski alan savunmalarını hatırlayan dinozorlar vardır aramızda. Efes Pilsen'in efsane alan savunması 90'lar. Herkes dizilir. iki kişi önde, üç kişi arkada. Zaten 3 saniye kuralı da yok savunma için. Herkes durur. Herkes durur ama. Ya top köşe mi gitti? Hop oraya hop yine karşısına durursun. Çünkü üçlük atılmıyor. Ee, i̇çeriye girmemek. Orada bütün konu rakibi içeriye sokmamak. İçeriye sokmadan, sokamadığın için de dışarıdaki bir şuta zorluyorsun. Reboundu da kolay alıyorsun. Zaten kötü şut atılıyor. Orta mesafe atılıyor. Top çok uzağa da düşmüyor. O yüksek uzun reboundlar bugün NBA'de olduğu gibi uzun reboundlar da oluşmuyor. O yüzden o zonla karışmasın bunlar artık. Bu Miami'nin kesinlikle kendi yarattı ki bunun en güzel örneği geçen sanırım videoda söylemiştim. Di Antonio'ya sorulan o soru işte. Ya siz de zone yapıyorsunuz ne güzel diyor. Bizlik zone yapmıyoruz dedi misiniz. Biz topsuz switch yapıyoruz. Ya zaten işte konu buna geliyor ya. Oyuncunun konumu e, her şey değil. Oyuncunun e, bulunduğu bölgeyi koruması önemli. O, orada kim var? Niye var? Kime savunma yapacak? Karşısına kim geldi? Bunlardan çok biz bu alanda ne yapacağız? Top kimin elinde? Bunun şutu var, bunun şutu yok. İçeriye uzun girdi, içeri iki uzun girdi. Ne yapacağız? İşte mesela Miami bunlarda ara ara zorlandı. Şimdi Davis de baktığında bu maçlarda özellikle low posta kaldığında Miami çok zorluyor. Yani oradan hem drive'a girebiliyor, köşeden bile drive edebiliyor. Çünkü adımlaması da çok geniş olduğu için eğer savunma çizgiyi kapatamazsa Hemen o çizgiden gidebilir. Ortadaki adabayı da çekebilir. Tepeden gelen kanal, katı da besleyebilir. Çünkü pas yapabiliyor. Lakers de zaten bunları denemiş. İşte sadece topla delmeye çalışmamış. Topsuz oyunları çok zorlamış. Caruso ile özellikle Caruso gibi atlet tepeden kat edebilecek oyuncular. Kuzma, e, Morris. Yani bunlar da çok zorlamış. E, buradan da sonuç almışlar. Bunu Rondo da çok iyi besleyebilir. Ama Rondo'nun eğer alan savunmasında arka alanda bu savunmalarda çok yaklaştığında deremezse ya da pası hızlı veremezse tutmaya çalışırsa çok ciddi sıkıntı yaşayabilir Lakers. Burada çok dikkat etmesi lazım. Burada e, Fogel'ın da çok dikkat etmesi lazım ne yapacağına karar vermesi için. Onun dışında e, seriye biraz daha girebiliriz artık. Hani biz ağırlıklı şu ana kadar sezondaki iki maç özelindeki oluşan Miami zonundan e, buna Lakers'ın nasıl tepki verebileceğinden biraz bahsettim. Sonra doğru da toparladık. Şimdi daha böyle takımın Miami tarafındaki hücum nasıl olacak? Takımların bireysel olarak oyuncuların konumlamaları nasıl olacak? Biraz bunlara bakalım. Miami Denver'ın aksine handofflara çok önem veren ki handoff üzerinden Duncan Robinson'la ve Tyler Roy'a e çok pozisyon yaratıyor. Hatta Dragic'e de çok pozisyon yaratıyorlar. Sadece şu, Dragic'e sadece şut da değil drive de yaratıyorlar. Bunları savunma, buradaki switch opsiyonları, bunların delinmemesi. Switch olsa eğer e, ya da bir iki sıkıştırma gelecekse aradan delinmemesi. Switch olsa bile e, switch'in üzerine de işte kalacak oyuncuya göre Draghi çok hızlı vurup çembere kadar gidebiliyor. Hero gidebiliyor. Duncan gidemiyor ama Duncan'ın da e, 4, hangi maç? Dördüncü maç mıydı? Şu an hatırlayamadım. E, hatta sen düzeltin. Çok kritik 2-3 tane şut fake kullanıp içeriye girdiği an var. İşte bu büyük sürpriz. Yani hiç rakip savunmanın hazır olmadığı bir sürpriz. Belki bu seride birkaç tane denk gelirse yapabilir. Bakalım göreceğiz yapacak mı. Buradan da skor üretebilir ama bunu ağırlıklı yapacak oyuncular Hero ve Dragic. Hatta yer yer Butler. Bunlara çok dikkat etmesi lazım. Bunları Denver'a yaptırtmadı Lakers. Ama bu handoff konusunda Murray çok yakın alıp Hızlanıp gidebildiği anlarda da çok fena parçaladı e, savunmayı. Burada Miami'de daha çok opsiyon var. Onun dışında üçlük yüzdesi Denver için çok önemliydi hatırlarsınız. Bundan yine bahsetmiştik. Üçlük yüzdeleri düşmeye başladığı anda zaten sallanan savunmaları e, sıkıntı yaratabiliyor. Miami için de önemli. E, onların da geçiş savunması muazzam değil. E, burada zaten Lakers dışında geçiş savunmasını çok yapabilen de Boston vardı ki onlar da Miami serisinde düştüler. Artık o fiziksel yorgunlukla da gelen bir şey oldu. Toronto'nun hücumu o kadar iyi değildi ama onlar mesela e, Lowry'i burada tek başına kullanıp e, dağıtmayı başarmışlar, hızlı hücum çıkarmışlardı. Aynısını Miami e, hero ile yaptı belli anlarda. Boston savunmasını Lowry gibi hero ile vurdu. Bu çok başarılı oldu. E, burada da yine bu ekstra'da bulduğunda Butler'ın çıkardığı, Drag için, e, Hero'nun gittiği pozisyonları deneyeceklerdir. Ama bir artıları var Denver'a göre. Bu çok önemli bir artı. İşte takım oyunu içinde doğru şutları seçebiliyor ve burada ekstradan orta mesafede iyi atabilecek oyuncuları var. Çembere daha rahat gidebilecek Denver'a göre artı iki daha avantajlı oyuncuları var. Çünkü Denver burada sadece e, Morris Murray belli anlarda yok içi kullanabiliyordu belli bölümlerde. Sağının belli bölümlerinde. Ama burada işte şimdi Dragic elinde var. Butler var. Hero var. E, ee, Igadala var. Yani Igadala eğer şu tehdit oluşturursa çembere gitmesi iki adım. O yüzden bunlar bunlara çözüm üret, üretirken Lakers'ın daha dikkatli olması gerekecek. Ve Lakers'ın savunmada o getirdiği baskıları kesinlikle ve kesinlikle pas akışını engelleyecek şekilde getirmesi lazım. Yoksa drag de işte oradan çıkar. Butler çıkamayabilir çünkü Butler bazen baskı yediğinde e, çok kötü yerlerde yakalanabiliyor. Burayı doğru seçerlerse özellikle kanattan daha böyle alta doğru, köşeye doğru olan noktalarda çok ciddi baskı getirebilir Lakers. Biraz daha zorlayabilir. Bunda onun için önemli ama savunma zaten e, işte Miami'nin avantajı dediğim gibi yani Lakers savunması iyi olsa da her zaman ...şut yüzdesini yüksek tutmak zorunda değil. Orta mesafe bulabilir, çembere gidebilir. Adebayo çok iyi kullanabilir. Çünkü burada... Evet, ...Davis-Adebayo eşleşmesi kesin olacak belli anlarda. Hani Lakers'ın ben ne kadar çift uzunluğunu oynayıp oynamayacağını... ...çok merak ediyorum bu seviyede görmek için. Ama ikisi de birbirine faal aldırabilecek oyuncular. Davis de Adebayo da. Çünkü hem ikisi de orta mesafe atabiliyor... ...gösterebiliyor. Özellikle Adebayo tepeden çok rahat floater da atabiliyor... Davis de atabiliyor ve bunları kaldırırken genelde çok fazla faal alabiliyorlar. Yani savunma biraz yaklaştığında o şutu kaldırırken faal alıyor. Şimdi burada işte konu Sposter'ın dediğine gelecek. Faal sayıları. Yani iki takım içinde faal yapma sayıları çok kritik. Yani Miami'nin burada çok dikkatli olması lazım. Denver bu hataya düştü. Hem de iki kere çok ciddi düştü ve gittiler, yenildiler yani. Miami de yenilebilir. Evet Adebayo'yu Alternatif olarak coverlayabilecek oyuncularım var Ama e, onu bir faal problemi erken faal problemine sokmak Çok tehlikeli Çok ciddi bir sorun yaratır çok dikkat etmeye lazım bence bunun üzerine basa basa duracağına zaten Boston maçında da gördük eminiz Onun dışında seri ile ilgili ekleyeceğim notlarıma tekrar bakıyorum Eee Tabi burada Boston'ın yapamadığı ya da Denver'ın yapamadığı konu Butler'da var. Butler takımı oyun zekası olarak yükseltecek, kritik anlarda yavaşlatacak, kritik anlarda hızlandıracak oyuncu olarak burada olacak ama Butler'ın da oyundan düşmemesi lazım. Burada hemen ters resme dönelim, ee, ters tarafa dönelim. Lebron James. Lebron James'in de düştüğü anları hatırlayın Lakers'ta. Orta mesafelerini çok kötü seçtiği, e, üçlükte airball'lar attığı anlar olduğunda takım çok hızlı düşüp kaybetmeye yaklaştı hatta kaybetti. Ama o 5. maç savunma bitmek üzere. Bitmişti hatta. Maç kafa kafaya gelmiş. 17'si 18'si fark kapanmış. Hücum sallanıyor. Lakers çok kötü gidiyor. Lebron James üst üste 9 sayı bulup maçı maçı aldı gitti. İşte bu anlar yaşayabilecek bir oyuncu da battır. Yani bu evet bu seviyede artık Dragic olabilir mi? Belki yaklaşabilir ama diğer oyuncuların olma şansı çok zor. Adebayo da olamaz şu anda. Ha, olursa yapabilirse çok büyük ekstra. Büyük rahatlar battır. Çünkü battığın üzerine çok oynayacak. Lakers özellikle LeBron James bence çok oynayacak. Özellikle kritik o kılaç anlarda. Ama LeBron James işte bunları yapabildiği anlarda o birebir savunmada kim olacak? Igadala muhtemelen. Iguodala'nın burada far probleme girmemesi lazım. Ona çok alışkın bir oyuncu. Zaten Golden State finallerinden. Crowder. Crowder belki maç içinde alacak. Sonda alacak mı bilmiyorum. Adebayo belki, belki kritik anlarda girecek. İşte burada da Switch yapıp karşısına oyuncu almaya çalışacak LeBron James savunmayı zorlayıp kimden Switch getirecekleri rakibi nasıl konumlandıracaklar çok önemli İşte burada sağda Adebayo, Crowder, Igadala üçlüsü varken ee, kısa pick getirip deneyebilirler mi? Deneyebilirler ee, ama zaten ne değişebilir? Yine yardım savunması önemli olacak. Ee, buradaki tercihleri çok kritik. Draghi çıkarsın almak isteyebilir. O kısa arasında Hero, Duncan, Robinson bunlardan birini almak isteyebilir. Ki Robinson aslında birebir kaldığında evet çok epik bir savunmacı değil ama e, duruma göre, yerine göre iyi savunma çıkartabilen, e, taşın suyunu sıkabilen bir oyuncu. Belli olmaz ama buna Miami önlem alacaktır. Sportster'a bu Switch'ler önlem alacaktır. İşte bu Clutch'ta LeBron James'ten bu 9 sayı yiyecek Miami. Belki de serinin yine kaderini belirleyecek e, ana konulardan biri olacak. Ki LeBron James'in e, genel serilerdeki sorunu da oydu. Yani üçlük yüzdeleri düştüğü zaman orta mesafede de o ritmi bulamıyor. İyi durumda, fiziksel olarak iyi durumda ama o ritim gittiği zaman LeBron James'in şutu çok çabuk sallanmaya başlıyor. Çemberi zorlaması gerekecek. Çemberi zorlarken de tabii Miami'nin burada ne kadar fizikal kalabileceği önemli. Belki Derrick Jones Jr.'ı e, faal probleminden kaçmak için ve atletik bir savunmacı olabileceği için belli anlarda LeBron James'i yıpratması ama abi sen gir faalini al ama sayıyı verme tarzı bir zorlamaya gidebilir mi Miami bu tarz bir çözümler çözüm düşünebilir mi göreceğiz Duncan Robinson'ı durdurmak bu onlar için herhalde Lakers için en önemli konulardan biri olacak bunu da atlamamak lazım bunu Boston özellikle 4. maçta yaptı ama orada işte başkaları devreye girdi Duncan Robinson, Iguodala, Dragic durduğunda Hero çıktı 37 sayı attı işte Miami'nin bu şansı çok yüksek ama Robinson'ın üçlük e, konusunda şöyle bir fark var. Her zaman sokması gerekmiyor. Şimdi Denver e, savunmasını yaparken işte Millsap'tan bahsettik. Davis'i dışarı çekebiliyor diye eşleşme yaşadığında. Ya da işte diğer oyunculardan bahsettik. Şimdi burada Crowder sokabiliyor. Yüzleri sokabiliyor. Ciddi bir tehdit. Savunmasının gömülmesi zor. Robinson kezar işte. Robinson'ı burada spacing'de Spostra çok iyi konumlandırıyor. Drive noktalarını seçtiğiniz zaman handoff'la Duncan Robinson şutu yaratacağınız zaman ters tarafta her zaman e, diğer oyuncular yardım savunmasından kaçarak top alabiliyorlar. Diyelim ki ters tarafta Robinson'la bir handoff oynadınız. Buradaki pozisyon gelişmedi. Bir şekilde engellendi. Topu çok hızlı çevirirseniz diğer tarafa yardımın gitmesi Robinson orada olduğu için ya da tepede hemen diğer kısaya çevirirseniz yine Robinson olduğu için o yardımın gitmesi, sıkıştırmanın gitmesi çok zor oluyor. Özellikle Lakers sıkıştırma deneyecekse bunlara çok dikkat etmesi lazım. Orada kim var? Yani çoğu da riske atılabilecek oyuncular değil. Ne Robinson ne Hero ne Dragic burada hepsi sokabilecek ama Robinson yani %100 bir tehdit artık. yani diğerlerinde bile belli bir noktada riske alabilirsin belki ama Robinson'a o riske girilmez. ...çok önemli olacak. Zaten bunlar işlemeye başladığında... ...Miami'nin... E, ...maçı kırdığı ya da döndürdüğü serilere... ...baktığımızda işte üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek... ...başı, ortası... ...hep bu bölümlerdeki assisted, yani assist... ...yani asist üzerinden bulunan sayıları artıyor. Ki bu oyuncular işte topsuz kullanıyorlar. Topsuz kullandıkları için... ...savunma birebir olarak... E, ...rahat edemiyor rakip savunma. Ne yapacağını kestiremiyor. Ve Duncan Robinson şu level'ı da atladı... O handoff'ta top alırken mesafeyi çok iyi ayarlıyor. Mesela bazen bunu da sıçıyordu. Bastım maçında da belli noktada hata yaptı ama o kadar iyi ayarlamaya başlıyor ki bir yerden sonra. Yani savunmacı böyle bir saniye bir adım geç kalsın. Handoff'tan o böyle yarım adım geri çıkarak aldığı zaman şutu hemen buluyor. Sekmiyor. Artı olarak şimdi onu besleyebilecek tek bir oyuncu da yok. Handoff'u kimle yapıyor? Adebayo ile yapıyor. Şimdi Adebayo Houston'a nazaran işte belki Nurkic sayabiliriz tabii Portland daha farklıydı ama işte Denver'da yok hiç bittiği anda ki yok iyi bir pasör kesinlikle değil Adebayo ama onun pas verebileceği daha fazla oyuncusu var. işte ondan bahsettik ya yok burada tıkandı diye. Pas verebileceği oyuncusu yoktu Denver'ın. Yani topsuz dina etmek, topsuz top aldırmamak Lakers'ın arameti harikası. Eğer Miami'de de top aldıramaz, aldırmayı aldırmadan savunma yapabilirlerse okey ama aldırmaya başlarlarsa işte Adebayo için o handofflardan sonra her pası yapabileceği açı oluşacak. Savunma oraya odaklanacak. Ters tarafa, ters tarafta, topsuz tarafta bir hata olursa Adebayo o pası hemen verebilir. Ya da ikinci pas olarak hemen Butler'a geçirip Butler üzerinden ya da Dragic üzerinden. Bunları çok hızlı döndürebilecek Miami bayağı da e, tehdit yaratabilirler buradan. E, bakalım bunu nasıl engelleyecek? şimdi notlara yine bakıyorum. E, videoda 1 saat 10 dakika oldu. Son ekleyeceklerimi de ekleyip kapatacağım. E, bakıyorum 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 başka ne ekleyebilirim? Zon'dan bahsettik. Heh, e, son bir konu daha var. E, Pikernol konusu. Şimdi Tepe Denver serisine hatırlayacaklar hatırlayın hemen. Zaten herkes izlemişti bütün Lakers'lar. Bu ilk koçların aslında genelde ilk tercihidir. Bunu ben de e, şimdi tabii altyapı takımlarında çok olmuyor da en son çalıştığımız bir amatör takım vardı. Kendi arkadaşlarımızla kurduğumuz. Orada da kısa bir koçluk yapmam gerekmişti. Tepeden drive edemediğinde ilk e, drive edemediğinde tepeden pikanol oynayamadığında bir koçun genelde ilk tercihi hemen kanatta izole bir pikanol yaratmak olur. Bunu bakın Efes de çok iyi yapar. Özellikle Merman'la falan çok iyi yapıyorlardı e, Denver'da buna gittim. Murray yarı saha geçtiğinde Don, Jokic'le bugün Doncic beni anıyor. Jokic'le Millsap'le bazen Grant'le çok hızlı bir pick ya da ilk pas handoff pick drive ya da o drive üzerinden devrilen uzun hemen bulmak şeklinde kanatta daha izole diyebileceğimiz pick and roller oynuyorlardı. Ve bunları da Lakers Howard sağdayken yiyordu değilken yemiyordu. Miami de bunları yapacak, yapabiliyor. Özellikle Adebayo ve bunları çok yaratabiliyorlar. Yine e, topsuz alanda. İşte burada Lakers da bunları yapabilir. Şimdi Lakers da tepede bu piklerde zorlanacağı anlar yaşayacak, switch yiyecek falan. O yüzden onlar da kanatta. LeBron James de özellikle bunları deneyecek. Hatta Rondo, Rondo Davis ikilisi de deneyebilir. Çünkü Davis'i hem e, alana sadece adam adam gibi düşünmeyin. Alan savunmasında da piki iyi kullanmanız lazım. Çünkü arka alandaki oyuncuların e, ya dış tarafına ya iç tarafına iç tarafa delmek zaten büyük büyük avantaj ama içten delemediğiniz zaman dıştan getirip kanattaki oyuncuyu da çekebilirseniz ve burada hızlı bir pas yaratabilirseniz ki Davis burada devren oyuncu olacak işte o zaman alan savunması çok hızlı sağlanır. Mesela bunu Boston yapamadı. Boston bu zekayı çok iyi koyamadı açıkçası orada. Bunu Lakers koyabilir. Kanattan hem alana hem bire bire. Davis Rondo, LeBron James Rondo, pardon Davis gibi ikililerle. Hatta bazen KCP de köşeye koyup, KCP'nin de orada olduğu, şut opsiyonu da işine eklediği, ekledikleri bu kanat varyasyonlarının oyunlarını görebiliriz iki takım da bunları zorlayacak ki tepeden ben e, beli noktada iki takımda çok boğulacağını hatta boyalı da çok boğulacağını düşünüyorum ki Denver'a karşı da Boston'a karşı da iki takım da bunları yaptı. Artı olarak da son e, bir konu var. Lakers'ın yardım savunmasını zorlama konusu Miami'nin. O da Miami'nin artık son hücumuyla ilgili. Miami ya da Denver bunu yaptığında ııı e, bu kanat piken rolleri geldiğinde zayıf taraftan çok derin yardım getirmen gerekir. Derinden kastına iyice yaklaşan. Ve top terse döndüğünde de engellemen için de diğer taraftaki tepe oyuncusu ortalar iki oyuncuyu. O pas açısını kapatır topu çalmaya çalışır. Lakers bunları normalde iyi yapıyor. Ama işte burada karşında o pası çevirebilecek bir oyuncu var. Bunu yok hiç de yapabilir demiştim. Yaptırtmadılar. Lakers burada büyük avantaj yakaladı. Oradan o pasları yaptırmayarak. Yaptığında da ki bunu e, sanırım üçüncü maçtı. İki takım sadece topu terse çevirme yarışına girdi. O bo boğulma anından çıkmak için uğraştı. Ve bir tane pasın bir şutun bile böyle altın gibi değerli olduğu anlar yaşadılar. Ve bunları değerlendirdikleri için hemen böyle iki adım öne geçiyorlardı. Burada da aynı şeyler yaşanabilir. Burada Miami daha hızlı çevirebilir topu. Çünkü bazen Lakers o kadar derin savunma getiren recover edemiyor ya da çok derin getiremiyor. Orada kimin kalacağı önemli. Şimdi KCP iyi o tarafta tutmak istemeyeceklerdir. Ee, ama işte hücum Miami'nin hücum tercihi onu o tarafa çekmek isteyebilir. Ya da ne bileyim e, Rondo'yu oraya çekmek isteyebilir. Yani daha böyle cover çalanı yani kapladığı alan savunmada iyi olan ya da hareketli olan oyuncuları uzak tutmak isteyecektir Miami. Bakalım Lakers bu zayıf taraf yardımlarında da zorlanmazsa bu seride. Orada da bir adım öne geçer. Miami'yi zorlayabilir. Evet. Seriyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Analiz olarak, teknik konular olarak. Ve tabii ki o kritik ana geldik yine hepinizin küfür edeceği. Belki de etmeyeceği o ana geldik. Tercih konusu. Şunu çok samimiyetle söyleyeceğim. Şu videoya başlayana kadar ve şu anda bitirene kadar kim alacak diye bir skor tahmini kafamda yapmadım. Ve açıkçası şu anda da düşünüyorum. Yani iki tarafa da yine zor olacak bir seri ki. Doğu, doğu bu, bu seriydi. Yani doğu bu playoff'larda herhangi bir yorumcu için herhalde tahmin olarak en kolay kısımdı. Ee, yani Bucks Miami serisi için yani iyi takip eden birinin yanılmayacağı bir seriydi o bile. Diğer tarafa bakıyoruz. Batı tarafı Denver beni savunmasına güvendirtmediği için yanılttıktan sonra belli konularda güvendiğim için yanılttı belli şeylerde ama mesela Lakers serisi, için şunu söylemiştik. Lakers ile la ilgili değişkenler sabit kaldığında stabil kaldığında o fizikal oyun bitmediğinde düşmediklerinde zaten hatta yani 2 1 bile olsa 3-1-4-1 çok hızlı gibi bitebilir o seri diye bahsetmiştik ama diğer tarafta kafa kafaya giderse ben Denver'ın alacağını düşünüyordum 4-3 şimdi burada da iki taraf da seriyi koparıp gidebilir yani Denver gibi bir durum yok Miami'de yani ilk maç o kadar önemli ki bu sefer yani evet Portland'da işte Lakers üstünde ilk maçı kaybetti Miami ilk maçları tam tersine hiç kaybetmeden geldi hep önem verdi onlara orada farklı bir bakış açısı var ekstra daha rahattı o konuda şimdi ilk maç o yüzden bir taraf çok önem veriyor bir taraf rahat ama bu seride bunun daha önemli olduğunu biliyor İlk maç o kadar kritik ki şu anda yani ilk maçı alan ilk maçı kazanan belki de seriyi almaya kadar gidebilecek bir duruma gelecek çünkü burada ee, Lakers mental olarak LeBron James önlerinde çok güçlü durumda yani o bombayı kucaklığına almıyor demiştik yani mental o patlama noktası böyle bomba gibi erdenele geçiyor sağda yok olma artık onu kaldıramama ya bitsin de gideyim artık bunu yeme yapmak istemiyorum dedikleri nokta oyuncuların o bombayı kucaklarına aldıkları an Lakers bunu hiç almadı şimdiye kadar o yüzden Miami ilk maçı alır Lakers ya ulan bak şş, hop, oğlum ne oluyor lan falan olursa o zaman işler değişebilir. Yani Miami seri alacağı noktaya gelebilir. Çok net bir skor söylemek zor. 4-2 belki Miami'ye gidebilir. Ama ilk maçı Lakers alırsa Miami buna çok düşmeyecek. İkinci maçta çıkıp oynayacak ama Lakers yine 2-0 olursa da bu sefer Lakers vurup gidecek. Yani Lakers bu sefer de 2-0'dan artık biz bitiriyoruz abi seriyi deyip e, bavulları falan toplayıp giderler yani. O yüzden bu yine tahmin tahmin çok inanılmaz zor, ve inanılmaz dejavu oluyorum şu anda. Geçen sene ge, ge, geçen seneye göre hatta o şey serisinde bahsetmiştim e, iki sene önceydi galiba Portland New Orleans eşleşmesi de böyleydi. Benim için New Orleans'ın kazanacağını öngörüyordum ama 4-3 4-2 biterdi gibi düşünüyordum. 4-0'a gidince e, oradaki o mental kırılmanın ne kadar önemli olduğunu e, hem bir yorumcu olarak hem de bir e, coaching olarak daha iyi anladım. Şimdi burada da o kırılma olacak mı? Bütün konu orada. Böyle düşünce gerçekten çok zor ama sanırım bu sefer e, ben Lakers diyeceğim. E, çünkü Lakers'ın artık buradaki mental seviyesine güveniyorum. Ama dediğim gibi yani e, ve skor vermeyeceğim. Sadece Lakers seriyi alır diyeceğim. Ama bu tamamen mental seviyesine güvendiğim için. Çünkü skor artık buradan sonra çok anlamlı değil. Ama zaten hani 2-0 olursa 4-1'e 4-1'e gidebilecek bir 4-1-4-2 belki 4 ya yani 3-1 olursa 3-2-4-2 biter gibime geliyor Lakers açısından. Aynısı Miami içinde geçerli. Ya burada ilk maç çok önemli. İlk maçı alan takım ilk maçı alan, ikinci maçı da hatta alan bitirecek ama ilk ilk maçı alan takım o psikolojik üstünlüğü alacak gibime geliyor. Çok rahat olmayacak bu sefer iki taraf için de. Bakalım göreceğiz. Ee, en azından sanırım Lakers'lar bu yorumlarda bu bu videodan sonra bana daha az küfür edeceklerdir. <laughs> Şaka bir yana. Kendinize iyi bakın. Ee, kimin taraftar olursanız olun. Eğlenmenize bakın. Geçen videonun sonunda demiştim. Çok acayip bir Lebron James izledik. Yani ben e, o maçı canlı yorumladım Twitch'te. Ee, Lakers Denver son maçı. Şöyle olduk artık sonunda böyle herkes heyecanlandı terledi falan. Çok e, çok güzel anlardı şimdi burada işte Butler tarafında da bunu göreceğiz o da çok acayip anlar yaşatacak bence bize Adebayo da keza öyle ee, o yüzden artık keyfinize bakın bir de şunu hatırlatayım twitch.tv tancan kanalında bütün finalleri eğer bir aksilik olmazsa ölüm kalım sakatlık hastalık olmazsa canlı yorum olacak İlginizi çekiyorsa merak ediyorsanız gelebilirsiniz orada da chatte de muhabbetimizi ederiz maçları değerlendiririz. Videoyu da paylaşırsanız, yorum atarsanız, like'larsanız, algoritmaları goncuklarsanız ne mutlu bize. Bir de çanımız var. Çana tıklarsanız bildirimler geliyor. Kendinize iyi bakın. NBA'in bu güzel finalini, bu ilginç e, bubble sezonunun finalini gelin birlikte izleyelim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.